insanlar sinirli olarak gidiyor. Özbekistan'ı tarım işçiliğinde faydalanan en büyük nehir ve tarımda suyunu düşürdü. Amudere nehirini alıyoruz suyu hepsini buradan. Fabrikalar var, plastik fabrikalar. Karakalpak Özel Cumhuriyeti bölgesindeyiz. Özbekistan'ın yaklaşık dörtte biri Karakalpak. En çok ilişkisi bunlar Kazaklara daha yakınlar ve Kazakça'nın daha değişik bir lehçesini kullanıyorlar. Gazprom geldi bu arada. Karakalpak sınırını geçtik. Kızılkum çölüne girdik. Amudarya'nın devamı sağ tarafımızda hemen. Öbür taraf Türkmenistan. Kalon Camii ve minaresi ve devamı. Şimdi gelir gelmez gezmeye başladık. Medrese iki katlı, 114 odası var. Kur'an surelerine ithafen 114 odalı. Sağ tarafı cami kısmı, sol kısmı da aslında kütüphane olarak yapılmış. Kalon Camisi ise 16. yüzyılda Şeybaniler tarafından yaptırılmış. 12 bin kişinin namaz kılmasına uygun ve zamanımızda Orta Asya'nın en büyük camilerinden biri.
meydanın hemen gerisinde de yine 16. yüzyılda yapılmış olan Zargaron isimli işhanı var. Burası Mücevherciler Çarşısı olarak yapılmış. Burası Abdülaziz Han Medresesi'nin içi. Alışveriş yeri. Bu da 12. yüzyıl yapısı Magoki Attar Camii. Bu alanda da 18. yüzyıldan kalma bir kervansaray ve burada da bir hamam kalıntısı var. Bunlar tesadüfen burada kazı çalışması yapılırken ortaya çıkmış. Sağ tarafında güneş istikametindeki kervansaray da Ulubey Kervansarayı. Buonanotte al sole che spegne la luce va a dormire senza me. Şimdi bir Özbek evinde yemekteyiz. Buonanotte amore, buonanotte. Bu arkadaş buhara pilavı. Üzüm de almışlar. Buonanotte a chi è fuori un'altra volta. Buonanotte al mare, che al buio paura e le lampare accende già. E buonanotte, buonanotte amore, a chi ti vizierà. Giù per le scale è già finita la domenica, ma un altro giorno nascerà per noi.
geçeceğim. Türbe bölümün arka tarafından kapıdan çıktığınız zaman da solda mescit var. Yanında minaresi var. Bu bölüm daha ziyade işte o dervişler için. Erkekler için bir cami var. Kadınlar için bir cami var. Kaldıkları yerler var. Derslikler var. Registan Meydanı burası. Ark Kalesi. Buradaki ilk yapı 2. yüzyılda yapılmış. Şehrin en eski yerleşim yeri burası. Toplam 4,5 hektar bir alan kaplıyor. Kareye giriş, kamera ve video için 10.000 son. Cep telefonları için ücret alınmıyor. Burası Kışlık Cami. Emir'in Kışlık Camisi. Minberi buraya kaldırmışlar. Artık burası müze şeklinde. Güzel bir mihrap.
Bu karşıdaki kule zamanında, Sovyet zamanında su kulesiymiş. Şimdi seyir terası haline gelmiş. Trenleri seyrettiği taht yeri burası. Seybir'in kabul salonu. Karşıda da tahtı bulunuyor. Tabii olmuş satış alanı. Ark Kalesi, Seyir Terası, Bolağız Camii'nin havuzu ve cami. Minare aslında yani söylendiğine göre süs maksadıyla yapılmış. Fakat havuz sebebiyle cami de bir miktar öne doğru kayma olmuş ama daha sonra bunu düzeltmişler. Soldaki türbe, Çeşme-i Eyüp Türbesi. Yani, rivayete göre Eyüp Peygamber Buhara ziyaretinde insanlar ondan su istemişler. O da dua ediyor ve asasını toprağa vurduğunda su çıkıyor. İşte buradan çıkan su içinde 10. yüzyılda Samaniler döneminde bu ilk kubbeli mekan yapılıyor. Bu aslında temsili bir türbe ve temsili bir mezar. Aslında rehberimizin de söylediğine göre, tarihi bilgilere göre Eyüp Peygamber bu bölgeye hiç gelmemiş. Burayı İmam Buhari anısına bir anıt müze şeklinde yapmışlar. Tam Eyüp Çeşmesi'nin karşısı. İsmail Samani Türbesi. Evet.
Çehor mina külliyesinde. Gördüğünüz tamam. gibi dört. Çehor demek. Dört mina minara. Dört minara külliye. Tacikçe değil mi? Bu Farsça. Evet. Farsça. Tam aldım Fars dilinden oluşma. Günümüzdeki Özbek Türkçesinde dört minara, dört minaralı külliye. Burada ne bu? Merkezinde kümbeti olan yer camidir. İki, dört tarafında köşesindeki minara. Bir de sağda solda medrese hücreleri vardır. Bunu 19. yüzyılda 1809 yıllarında bir Türkmen milletine sahip olan ama Özbek vatandaşı Niyaz Kul diye tüccar tarafından yapmış. Gangına tahta da tirilgen gine çapkı da çapıl gangına ya tahta da tirilgen gine varmak da bükülen gine berekiyesim geldi varmak da bükülen gine ya berekiyesim geldi geldi yine yine geldi berekiyesim geldi işare verin ana canım gına yesim geldi. Ve bir havuz meydanına geldik. Sol tarafta havuz. Sağ tarafındaki Kukeldaş Medresesi. Bu Nadir Divan Bey Medresesi. Nadir Divan Bey Medresesi. Ortada büyük havuz. Ve gerçek Nasrettin Hoca'nın memleketindeyiz. Bu da onun heykeli. Şehir içindeki su kanallarından biri. Burası Nadir Divan Bey Medresesi'nin içi. Akşam burada müzikli bir gösteri izleyeceğiz. Yürek yesim geldi, duruşundan üzüm şınır.
a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me. Beraber üflesinler. Hastayı nurdan yaptınız. Beraber üfleyin. Evet evet. Onun zaten orijinal doğum günü bugün. Doğru kocuğum, bir daha başarılı olsun. Yaşa. Yaşa. Bakalım. Evet. Nurdan Hanım pastacı açacak. Bravo. Sağ olun. Teşekkürler. Bol gezili. Bol gezili. On and on, dance me very tenderly.